Hepinize selam dostlar. Axolotl kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber şu an gördüğünüz videoda da olduğu gibi altı kulağı besliyoruz. Somonla besliyoruz. Somonu nasıl verdiğimizi falan çok çekemedik. Çünkü hani unuttuk çekmeyi açıkçası. Daha sonrasında işte aklımıza geldi. Çünkü ben yokken bir 5 gündür falan açtı. Babam da besleyememiş malum. Daha sonrasında işte aç kalmış. Şimdi verdik ona işte görüyorsunuz şu an. Zaten ağzında direkt kaptı o. Sonradan kaptığında aklıma geldi dedim video çekmek. Anca şimdi işte böyle çekebildik bakalım. Görüyorsunuz işte normal bir şekilde yiyor direkt yemi. Bu sefer önceki yeme göre aslında siz görmediniz ama daha da büyük bir yem aldı. Normalde o kadarını almıyordu ya da aldıysa bile direkt ağzından tükürüyordu. Atıyordu yani. Ve daha sonrasında şimdi size sürprizimiz var demiştik. İsmini çay koyduk. Çilekli çay güzel falan böyle bir arada. Aslında hoş oluyor yani şey yaptığın zaman. Şimdi onun da birazdan videosu gelecek. Altı kulak hakkında şu an nelere dikkat ediyoruz? Filtrasyonuna çok dikkat ettik altı kulağın. Daha sonrasında işte gördüğünüz gibi yani çok sade bir akvaryum. Öyle ekstra bir şey koymadık. Altında bir tane silis kum var. Zaten bir tane de saklanmaya mağarası var. Stres yapmasın diye daha da rahat bir şekilde iyileşmesini, şeyini, tedavisini, sürecini tamamlayabilsin diye. Şu an herhangi bir sıkıntı yok tabii ki de. Silis kum da çok kirlenmiyor açıkçası. O iyi oldu yani bayağı şu an. Ama dışkılama zamanı geldiği zaman yani büyük ihtimalle sağlığına kavuştuğu zaman daha da sağlıklı bir şekilde işte bu dışkılama veya nitrat konusunda hani artık nasıl diyeyim işeme konusunda. Bakalım zorluk çıkartacak mı çıkartmayacak mı göreceğiz kendisini. Şimdi geçelim yeni bu gelen çaya. Çaya bugün ben un kurdu vermeyi denedim. Un kurdunu yemeye çalıştı aslında ama çayın ağzı küçük. Yani çayın gerçekten kafası küçük. Normalde çilek gerçekten yani 6 santim falan geldi çilekte bana. İkisi de aynı boydayken geldiler bana. Çayın şu anki boyutunda geldi çilek bana. Hatta öyle söyleyeyim direkt. Yani çilek affetmiyordu. Direkt yiyordu un kurdunu ama çayın ağzına büyük geliyor. Zaten Ahmet abi de söylemişti bize işte dedi ki kardeşim dedi böyle böyle şey yapmıyorlar hani un kurdunu falan yiyemez şu an mikro un kurdu vesaire kan kurduyla beslemen lazım falan demişti. İşte biz de bugün kan kurdu almıştık ona dedim bakayım bari şimdi kan kurduyla besleyelim. Zaten onu da şu an ekranınıza gelmiştir büyük ihtimalle ben tabii videoyu çok bakmadan şu an ses kaydı alıyorum daha sonrasında bunları videoda editleyeceğim. Yani gördüğünüz üzere çok rahat bir şekilde yiyor. Ben hatta şöyle düşünmüştüm. Sallarsak şey yaparsak dağılacakken nasıl yiyecek falan diye bir düşünmüştüm açıkçası. Çünkü normalde bunlar çok hareketli. Hani hareketsiz yemlere pek fazla çok ilgi göstermiyorlar. Fakat kan kurduna karşı özel bir ilgileri var galiba ki gösteriyorlar. Yani baya baya tepki falan verdiğini gördüm. Hatta şöyle söyleyeyim. Çayın karnı böyle baya zayıftı. Zaten 3 günlük yoldan geldi. Arkadaşımdaydı. 2 günde zaten o verememiş yemek. Hani bulamamış evde bir şey verecek. Ondan sonra ben geldim. Şu an işte çayı falan besledik. Karnı böyle davul gibi oldu yani hayvanın. Hala bakıyor böyle yesem mi yemesem mi yesem mi yemesem mi diye. Sonra daha sonrasında çileğe geldik. Çilek beni bu hafta aşırı fazla şaşırttı. Çünkü çileğin boyu olmuş 11,5 santim. En son 9,5 santimde bırakmıştım ben çileği. Yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten bir canlının büyümesinde en büyük etken yediği yemek. Yediği besin. Somon gerçekten aşırı kaliteli bir şey. Yani kaliteli dediğime bakmayın. Gerçekten bu canlılar için en rahat, en hızlı, en kolay büyüme yöntemi. Bu canlılar için. Çünkü çileği bıraktığımda en son somon verdim ona. Hatta karnım davul gibi şişmişti. Hani aşırı bir büyük olmuştu. Daha sonrasında saldım. Bugün geldiğimde yani hiç beklemiyordum açıkçası bu kadar büyük olacağını. 11,5 santime ulaşmış. Ben normalde diyordum ki ya dedim hani birkaç ayı daha var bunun dedim. Hala var aslında ama biraz daha erken adult boyuta gelecek. O yüzden şimdi biraz daha beni heyecanlandırıyor açıkçası bu olay. Daha sonrasında çileğe de şey vermiştik. Alt tarafa böyle birkaç tane kan kurdu çileğe koyduk. Bir de o şekilde besleme yapmak istedik. Baktık sonra çilek de yiyor hani şeydi karnı şiş hala davul gibi.
Çileğin iştahı hani şöyle söyleyeyim. Ne altı kulağın iştahına eşit ne de çayın iştahına eşit. Hadi altı kulak iştahsızlık var, onu da yemiyor. Çay daha yavru. Çay yiyor ama çileğin yediklerinin yanında hiçbir şey, yani gerçekten şaşırırsınız. Ama en sevdiğim hayvandır iştahlı hayvan. Çilek de öyle bir hayvan yani şu an. Ve aynı zamanda şunu da duyurusunu şimdiden yapayım. Zaten Instagram'da yapmıştım ama Instagram'ı takip etmeyenler vardır illa. Buradan yine bilgilendirme ve söyleme olsun. Yakın zamanda Axolotl satışlarımız başlayacak. Bunları da şimdiden size söyleyeyim dedim. Axolotl Family ile beraber ortak artı hani biz artık ortağız, öyle söyleyeyim. Yani beraber bir işleri bu işleri yürüteceğiz. Yani benim için de aslında çok, ya bu konular benim için aslında biraz yeni. Benim hayatıma girme konusunda yeni. Bakalım, ben aslında şeyi çok istiyorum şu an. Sizinle de paylaşmış olayım. Canlıları çaprazlama yapmayı istiyorum. Hani açıkçası mesela Green White'la atıyorum Gold. Ya da Melanoid'le işte atıyorum ne olsun? Leucistic. Hani ikisinin arasından çıkacak o çaprazlama türleri çok merak ediyorum. Çünkü gayet iyi türler çıkabiliyor açıkçası bu şeylerde. O yüzden de denemek istiyorum açıkçası. Mesela çayın ilk geldiği halde çayın kulakları kıpkırmızıydı. Hani gerçekten kırmızıydı. Şeye baktığınızda böyle, ya hani bu Green White da biraz yarım yamalak bir Green White diyebilirsiniz. Sonra şimdi bugün mesela avlanacak, normalde kızarması gerekir ya. Bizimkisinin daha çok yeşilleşti bu sefer. Hani bilmiyorum, solungaçları, fimbriyaları biraz daha garip şu an bunun. Hani ileride büyüdüğünde ne gibi bir fimbriyayla karşılaşacağım ben de bilmiyorum. Bakalım, göreceğiz. Şimdilik dediğim gibi duyurumuzu da yaptık. Satışımızı da söyledik. Şu an altı kulağın son durumunu incelediniz. Çileğin de ve çayın da artık son durumunu incelediniz. Bakalım. Daha sonraki videolarda görüşeceğiz. Bu arada çok fazla bakalım diyorum. Ben bu bakalım demeyi bırakmam lazım. Ama işte insan durunca ı yapmayı da bırakması gerekiyor. O yüzden illa bir şeyler söylemeye çalışıyor arada. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda daha renkli bir içerik geliyor. Biraz daha keyif alarak izleyeceğiniz bir içerik olacağına eminim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hepinize görüşmek üzere diliyorum. Ve bay bay.